zorullar yolu aşar. Zorsun tabi sen. Arkadaşlar, Emre Garaj'dan herkese merhaba. Yine bir multimedya tanıtım videosuyla karşınızdayız. Aracımız 2009 model BMW F01 kasa. Aynı zamanda 730 olarak da geçiyor, 7 kasa. Aracımıza multimedya montajı yaptık. Takmış olduğumuz cihazın markası MyWay. 4 GB RAM, 64 GB dahili hafızası var. Cihazımız aracımıza tam uyumlu. Montaj yapılırken elektronik veya plastik aksama kesinlikle müdahale etmiyoruz. Orijinal soketlerine birebir montaj yapılıyor. Ve aracın tüm konfigürasyon ayarlarını, orijinal menüsünü, orijinal amfisini yine kullanmaya devam ediyoruz. Aracımıza ayrıyetten geri vites kamerası montajı yaptık. Vitesimizi R konumuna aldığımız zaman hızlı bir şekilde geri vites kameramıza geçiyor. Sağ tarafta radar görüntülerimiz var. Park sensörü sesini yine almaya devam ediyoruz. Radar uyarılarımızı da görüyoruz. Sol tarafta kamera ekranımız var. Kamera ekranında direksiyonu çevirdiğimiz yöne doğru aynı orijinalindeki gibi yaylarımız hareket ediyor. Ve direkt kamera ekranında da radar görüntüsünü görebiliyoruz arkadaşlar. Geriden çıktığımız zaman ya 20 km hıza çıkmamız gerekiyor orijinalindeki gibi ya da joystick'ten back tuşuna bir defa basmamız gerekiyor. Ve kaldığımız yerde cihazımız çalışmaya devam ediyor. Ayrıyeten cihazımızda CarPlay özelliği var. CarPlay bağlantısını yapmak için arkadaşlar burada öncelikle joystick üzerinden geri çıkış yapalım. İletişim bölümüne, yani telefon bölümüne gelmemiz gerekiyor. Telefon bölümünde arkadaşlar sağ üst köşede cihazımızın ismini görüyoruz. Telefonumuzdan da Bluetooth eşleştirmesi yapmamız lazım. Şu an alt tarafta gördüğü. Şifremiz 4 tane 0. Eşle dedik arkadaşlar. Hızlı bir şekilde cihazımızın bağlantısı yapıldı. Buradan çıktık. Direkt CarPlay'i de göstereyim size. Uygulamalar menüsüne giriş yapıyoruz. Uygulamalar menüsünde arkadaşlar burada Z-Link bölümüne gelip tıkladığımız zaman cihazımız CarPlay'e geçiş yapıyor. Kablosuz bağlantı yapıyor aynı zamanda. Herhangi bir USB kablosu veya şarj kablosu bağlamamıza gerek yok. Telefon üzerine bir uyarımız geldi. CarPlay'i kullan dedik. Bu bağlantıyı bir kere yapıyoruz. Daha sonrasında tekrarlamamıza gerek yok. Telefonu elimizden bırakabiliriz. Cihazımızın bağlantısı yapıldıktan sonra arabaya her bindiğimizde sadece Bluetooth'umuzun açık olması yeterli arkadaşlar bağlantı yapmamız için. Onun haricinde herhangi bir ayar yapmamıza gerek yok. Şu an telefonumuzun ekranı geldi. CarPlay ekranında arkadaşlar ilk ekranımızda, ilk sayfamızda, ana sayfamızda görmüş olduğunuz gibi haritamız var. Bu harita bizim telefonumuzdaki yüklü olan haritamız. Geçmiş adreslerimizi ve kayıtlı adreslerimizi de görebiliyoruz. WhatsApp'tan herhangi bir adres gelirse telefonu cebimizden çıkarmamıza gerek yok. Direkt evimiz üzerinden konuma gidebiliyoruz. Daha sonrasında çalınan listemiz var. Cihazın kendi çalınan listesini oynatıyor. Aynı zamanda Spotify tarzı müzik programlarınız varsa bunu da destekliyor. Bir sonraki sayfamıza geçtik. Burada da cihazın içindeki yine uygulamalar devam ediyor. Telefon bölümümüz var. Arama kayıtlarımızı aktarıyor. Ayrıyetten rehberimizi aktarıyor. Arayan kişileri ismiyle görebiliriz veyahut da isim üzerinden karşı tarafı arayabiliriz. Müzik bölümümüz yine az önce gördüğümüz cihazımız üzerinde oynattığımız müzikleri görürüz. Harita yine navigasyonumuz Google haritalar. Mesajlar bölümünü Siri yardımıyla kullanıyoruz. Gelen mesajları Siri bize sesli okuyor veyahut da konuşarak karşı tarafa mesaj yazabiliyoruz arkadaşlar. Araba bölümü aracın kendi menüsüne geçiş yapıyor tıkladığımız zaman. Daha sonrasında ayarlar bölümümüz var. Ayarlar bölümünde arkadaşlar iPhone'un bize sunmuş olduğu arabada kullanabileceğimiz ayarlar var. Bu ayarların hepsini de sağlıklı kontrol edebiliyoruz. Bir sonraki sayfamıza geçtik. Burada yine Google Maps'imiz, WhatsApp'ımız ve Yandex navigasyonumuz var. WhatsApp'ı da yine normal mesajlar gibi kullanabiliyoruz. Yani Siri yardımıyla gelen mesajları bize okur veyahut da biz karşı tarafa sesli mesaj yazabiliriz. Bu haritaları da zaten söylemiştim. Yine WhatsApp'tan az önce de söylemiş olduğum gibi arkadaşınız konum yolladığı zaman telefonu cebinizden çıkarmanıza gerek yok. Direkt cihaz üzerinden konuma gidebilirsiniz. CarPlay'in kullanımı bu şekilde. Tekrar araba bölümüne geçtik arkadaşlar. Araba bölümünde ana menüye geçiş yapalım. Öncelikle navigasyondan kullanmaya başlayalım. Pardon. Navigasyon bölümünde arkadaşlar kurulu olan navigasyonumuz Yandex. Müşterimiz bunu kurmak istedi. Bunun haricinde Google Maps veya iGo'yu da kullanabiliriz. Yandex ve Google Maps internet üzerinden biliyorsunuz. İsterseniz offline harita da indirebilirsiniz. Şu anda internet bağlantımız olmadığı için haritayı göremiyoruz.
Eğer iGo kullanırsak bunda herhangi bir internet bağlantısına gerek yok arkadaşlar. Sağ alt köşeye tıklıyorum. Gideceğim yerin adını yazmam yeterli. Örnek vermek gerekirse. Tabii şu an internetimiz bağlı olmadığı için adresi de bulamıyoruz. Tekrar buradan geri çıkalım. Gideceğimiz yerin adresini veyahut da adını yazmamız yeterli arkadaşlar. Direkt cihaz bizi istediğimiz yere götürüyor. Offline harita indirirsek eğer internet bağlamamıza da gerek yok. Bir sonrası Bluetooth bölümü, iletişim bölümümüz. Burada Bluetooth eşleştirmesi yapabiliriz. Eşleştirme yaptıktan sonra artık telefon görüşmelerimizi cihaz üzerinden yapabiliyoruz. İstersek sol tarafa tıkladığımız zaman menümüz açılıyor. Burada Bluetooth müzik özelliğimiz var. Telefonumuz üzerinde izlemiş olduğumuz videoların veya dinlemiş olduğumuz müziklerin sesini kablosuz bir şekilde arabaya da aktarabiliriz. Ayrıyetten çağrı geçmişimiz var. Kişilerimiz var. Eğer rehberimizi aktarırsak direkt kişilerimizi rehberimizle burada görebiliriz ve rehber üzerinden karşı tarafa arama yapabiliriz. Gelen aramaları da isim üzerinden görebiliriz arkadaşlar. Bir sonraki bölümümüz müzik bölümü. Cihazın kendi aile hafızası var, 64 GB. Bu hafızaya müzik atabiliriz. Veyahut da torpidoya çekmiş olduğumuz iki ayrı USB girişimiz var. Bu USB girişleri üzerinden de flash disk, hard disk bağlayıp bunların içindeki müzikleri, videoları cihaz üzerinden oynatabiliyoruz. Bunların içindeki müzik ve videoları kopyala yapıştır yöntemini cihazın kendi hafızasına taşıyabiliyoruz. Ses kalitemizde en ufak değişiklik yok arkadaşlar. Çünkü arabanın orijinal amfisini iptal etmiyoruz. Bizim cihazımız arabanın orijinal teybine AUX üzerinden bağlanıyor ve aynı ses kalitesiyle dinlemeye devam ediyoruz. Burada joystick üzerinden görmüş olduğunuz gibi parça atlatabiliyorum. İstersem ekran üzerinden de dokunarak parça atlatabilirim, sardırma yapabilirim. Geçiş hızlarımızı görüyorsunuz. Bu da cihazımızın gerçek 4 GB RAM olmasından kaynaklanıyor. Müzik bölümünden de geri geldik. Video bölümüne geçiş yaptık. Cihazımızın çözünürlüğü 1820x900 Full HD panel. 4K videolara kadar da destekliyor. Aynı zamanda IPS ekran, gün ışığında bile gayet net görüntü alıyoruz arkadaşlar. Yine burada teyp üzerinden ileri geri parça atlatmamız, joystick üzerinden görmüş olduğunuz gibi parça atlatmamız, hepsi sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Burada da yine istersem ekrandan sardırma yapabilirim. Tam ekrana geçmek istersem sağ üst köşeye bir kere tıklamam yeterli. Video bölümünden de geri geldik. Daha sonrasında arkadaşlar araba bilgisi bölümümüz var. Burası arabanın orijinal ekranını gösteriyor. Müşterilerimiz bunu çok merak ediyor. Bu arabamızın orijinal menüsü ve birebir aktarıyor. En ufak bir farklılığımız yok. Arabanın orijinal menüsünde yine takmış olduğumuz geri vites kameramız aktif çalışıyor. Geriden çıktığımız zaman da ek tuşuna basarsak veya 20 km hıza çıkarsak görmüş olduğunuz gibi ana ekranımıza geçiş yapıyor. Radyomuzu yine kullanmaya devam ediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi joystick'imiz, direksiyon kumandamız hepsi sağlıklı bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Bizim menümüze geçmek istersek ya joystick'ten menü tuşuna bir iki saniye basılı tutacağız ya da ekrana bir defa dokunacağız. Ama öncesinde joystick üzerinden CD bölümüne basıp AUX almamız lazım. AUX'u aldık arkadaşlar. Joystick üzerinden menü tuşuna 2 saniye basılı tutuyorum. Görmüş olduğunuz gibi bizim cihazımızın menüsüne geçiş yapıyor. Daha sonrasında dashboardumuz var. Hayalet ekran. Şu an arabamız çalışıyor. Sağ tarafta devir saatini görüyorsunuz. Eğer seyir halinde olsaydık sol tarafta da kadran bölümünde kilometre hızımızı görecektik arkadaşlar. İstersek bunun renk seçenekleri var. 7 ayrı renk seçeneğimiz var. Göz zevkimize göre bunları ayrı ayrı ayarlayabiliriz. Dashboard'dan da geri geldik. Cihazın ana uygulamaları bu şekilde. Bir de tüm uygulamaların olduğu menü var. Buraya geçiş için joystick'i sola bir kere tıklıyoruz ve sol taraftaki satıra geçiyoruz görmüş olduğunuz gibi. Bunlar da yine kısa yollar, müzik, navigasyon, ayarlar ve arabanın kendi orijinal menüsü. Biz apps yani uygulamalar bölümüne geçeceğiz. Geldik, tıkladık. Şu an görmüş olduğunuz gibi cihazın içindeki tüm uygulamaları görüyoruz. Ayarlar bölümünden öncelikle internet bağlantısını göstereceğim size. Ayarlara tıkladık. Abi interneti açıyoruz. Kablosu etkinleştiriyoruz arkadaşlar. Kablosuna giriş yaptık. Cihazımız aramaya başlıyor. Bulmuş olduğu ağlardan hangisine bağlanacaksak üzerine bir defa tıklayıp şifremizi giriyoruz. Şifremizi girdikten sonra cihazımız internete bağlanmış oluyor. İnternete bağlandıktan sonra arkadaşlar buradaki uygulamalardan hangisini kullanabilirim onları göstereyim size. Play Store'dan buradaki uygulamalar haricinde indirmek istediğim bir uygulama varsa bunlar Spotify, Netflix, DigiPlus tarzı uygulamalar olabilir. Kurabilirim. Google haritaları kullanabiliyorum yine. Google Chrome'da gezinti yapabilirim arkadaşlar. Daha sonrasında Z-Link CarPlay'i az önce göstermiştik zaten.
Mobil TV bölümümüz var. Burada 200'e yakın televizyonu seyredebiliriz. Yandex navigasyonumuz var. Aygo navigasyonumuz var. Az önce Yandex'i göstermiştik. Şu an Aygo'yu göstereyim size. Aygo navigasyonunda herhangi bir internet bağlantısına gerek yok. Kullanımı da çok basit. Sağ alt köşe arama bölümüne tıklıyoruz. Yeni rota diyoruz. Adres diyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında gideceğimiz yerin açık adresini yazıyoruz. Örnek vermek gerekirse yeni mahalle diyelim. Yeni mahallede Ragıp Tüzün Caddesi. Son olarak da kapı numarası girmemiz gerekiyor. 1 numara dedik. Seçtik arkadaşlar. Hedef olarak seç dedik. Rota hesaplanıyor. Navigasyonu başlat dedik arkadaşlar. Şu anda dükkanın içinde olduğumuz için GPS sinyali arıyor diyor. Bunun için açık havada olmamız gerekiyor. Yani direkt uyduyla kendi haberleştiği için dükkan içinde çekmiyor. Ama tabi normal karayollarında istediğimiz gibi kullanabiliriz. Kullanım bu şekilde. Daha sonrasında bizi sesli ve görsel olarak istediğimiz yere ulaştırıyor. Çıkış yapmak istersek de sağ alt köşeye tıklayıp buradan çıkışa basıp okey dememiz yeterli arkadaşlar. Arkadaşlar cihazımızın kullanımı kısaca bu şekilde. Siz de aracınızda bu tarz multimedya keyif sürmek isterseniz mutlaka Emre Garaj'la iletişime geçin. Cihazlarımızın teknik özelliklerini emregaraj.com.tr sitesinden ayrıntılı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Ayrıyeten detaylı bilgi almak isterseniz de bizi direkt arayabilirsiniz. İyi günler arkadaşlar.